Hoş geldiniz. Hatırlayın, bir süre önce Bekir Coşkun ve Yılmaz Özdil kendi sütunlarında siyasi analiz yaparken bidon kafalılar ve göbeğini kaşıyan adam nitelemelerini yapmıştı. Sonrasında kıyamet koptu. Yandaş yazarlar koro halinde Bekir Coşkun ve Yılmaz Özdil'i infaz etti. Halkı aşağılamakla itham etti. Sadece onlar değil, Recep Tayyip Erdoğan ve bakanları yine aynı şekilde bu iki yazarı topa tuttu. Peki gelelim bugüne. Topluma, millete, ahaliye ayı demek, göbeğini kaşıyan adam demekten daha mı güzel bir ifade? Ya da geri zekalı demek veya lümpen demek? Evet, bugün bunlar oldu ama heyhat, bırakın o onlarca yandaş yazar, Recep Tayyip Erdoğan ve şürekasından tek bir tepki yok. Evet, halkımız, milletimiz, toplumumuz, insanımız ayılıkla itham edilirken, lümpenlikle itham edilirken, geri zekalılıkla itham edilirken bu ülkeyi yönetenler, bu ülkenin tepesinde olanlar suskundurlar. Niye mi? İtham edenler kendi şürekasından da ondan. Kim mi bunu yapanlar? Mehmet Barlas ile Engin Ardıç. Sabah gazetesinde yazıyorlar, havuz medyasının amiral gemisi Sabah'ta. Peki niye mi Türk toplumuna, Türk milletine, Türk insanına ayı dediler? Malumunuz geçtiğimiz hafta sokağa çıkma olayı Cuma gününde açıklandı. Son saatte, iki saatte açıklanınca insanlar haklı olarak kendi iaşesini, ekmeğini temin adına marketlere hücum etmiş idi. Ve işte bu sahneyi bunlar ayılıkla özdeşleştirdiler. Bu değerlendirmeyi siz sevgili seyircilerimin dikkatine sunuyor ve Tayyip Erdoğan'ın takındığı çifte standardı da yine muhakemenize havale ediyorum. Sevgili seyircilerim, bu arada Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a soruşturma başlatıldı iktidar tarafından. Niye mi? Yardım toplama gerekçesiyle. Evet evet, malum koronavirüs salgını sebebiyle belediyeler kollarını sıvadı. Hem de iktidardan önce sıvadı. İktidarın, hep söyledim, işi, gücü, şov, algı oluşturmak, propaganda, öyle olduğu zaten bugüne kadarki seyirle ortada. Ama belediyeler hakkını teslim edelim. Başta Mansur Yavaş, sonra diğer İmamoğlu, peşi sıra Antalya, Mersin, Adana, Hatay gibi pek çok belediye, hakikaten İzmir aynı şekilde can siperhane gayretler içinde oldular. Yardım toplamaya başladılar. Mesela Mansur Yavaş Ankara'da yeni yeni destanlar yazıyor. Özellikle varoş kesimde, kenar kesimde, fakir kesimde o bakkal borçlarını sildirelim kampanyasında büyük sonuçlar elde etti. Hakikaten devlet adamı kimliği ile Mansur Yavaş bu dönem öne çıktı. İşte bütün bunların karşılığı olarak da soruşturuluyorlar iktidar tarafından. Neden? Efendim, yardımı CHP'li belediyeler yapmasın. Zira biz kampanya boyunca, yani seçim süreci esnasında CHP gelecek, yardımlarınızı kesecek diye söyledik. Biz yalancı duruma düşeriz argümanı ile bu insanların, bu belediye başkanlarının, bu belediyelerin yardım yapması engellendi. Dahası yargı sopası ile korkutulmaya çalışılıyor. İşte AKP budur. Yani böylesine dramatik bir süreçte, efendim, siyasi parti ayrımı yapmaksızın, toplumu ayrıştırmaksızın, hep beraber el ele, omuz omuza bu bela ile mücadele etme ve o belayı def etme adına el ele vermemiz gerekirken, iktidarın işi gücü siyaset, işi gücü
algı yaratmak, muhalefeti kötülemek. Bunu da siz sevgili seyircilerimizin muhasebesine sunuyorum. Ve bir başka şey, tabii bütün bunlar olurken garabet Kuzguncuk'ta yaşandı. Cumhurbaşkanı, efendim başdanışmanı Fahrettin Altun gidiyor orada ayda 258 liraya efendim vakıf, bir vakfa ait arsayı kiralıyor ve orada şömine yapıyor ve orada düzenlemeler yaptırıyor. Yahu sen Cumhurbaşkanı'nın en yakınındaki adamsın. Sen her şeye pür dikkat olmak durumundasın. Nasıl sen gidersin de kamunun arazisinde böyle adeta yeni inşaatlar yaparsın? Bunun izahı nedir? Bunun adı nedir? Yine siz sevgili seyircilerime bırakıyorum. CNN Türk'te bir başka garabet. Bunları pek çok, hiç kimse, hatta çok az ya da medyada yazılabiliyor. Ürküyorlar, korkuyorlar ve yandaş medya haliyle yazmıyor. Merkez diyebileceğimiz kesimlerde yazamıyor. Mesela CNN Türk, ki yandaş medya artık, saray medyası artık, geçenlerde bir isim çıkardı. Koronavirüs bağlamında Türkiye'ye çözüm öneriyor. Peki kim midir bu isim? Vedat Obuz. Nereden mi hatırlayalım bu ismi? Hürriyet gazetesinden. Evet, aynı grubun Demirören medyasının CNN Türk'ü bu adamı koronavirüste uzman diye karşımıza çıkarıyor. Ama Hürriyet gazetesi bu ismi kısa bir süre önce Fethullah'ın doktoru diye lanse ediyor. Yahu akıl alacak şey değil. Aynı grubun gazetesi Fethullahçı olduğunu söylüyor. Öbür aynı grubun televizyonu bu söylendikten bir süre sonra o ismi baş tacı ediyor, milletin karşısına çıkarıyor. İşte bu iktidarın, bu iktidar medyasının, mevkutelerinin FETÖ ile mücadelesi budur. Devam edelim. IMF son yorumunu bilmem duydunuz mu, işittiniz mi? Sünflasyon dedi. Evet, Türkiye sünflasyonda dedi. O ne demek diye sormayın. Krizin en derin hali, yani iflastan temerrüte düşmekten bir önceki safha. Evet, IMF maalesef Türkiye için bu hükmü verdi. Bunu da siz sevgili seyircilerimin dikkatine sunalım. Devam edelim. Tabii dolar yükselmeye, efendim zirve yapmayı sürdürüyor, yükselmeye devam ediyor. 6.10'da 9. Bunun anlamı eşittir enflasyon. Dahası onlarca, yüzlerce şirketimizin batması demek. Zira şirketlerimizin sadece bu yıl 178 milyar dolar ödemesi var. Çok az bir kısmı kamunun, geri kalan kısmı bu şirketlerimizin. Ya bu şirketler hem üstelik pek çoğu faaliyette değil, kapalı. Bu dolar borçlarını nasıl çevirecek, nasıl ödeyecek? Hani efendim Tayyip Erdoğan'ı hatırlayın, Ekonomi Bakanı'nı hatırlayın, ahaliye çağrı yapmıştı. Dolar düşecek, yastık altlarındaki dolarları çıkarın, dolar bozdurun diyerek garibin, gurebanın evinde cüzdanında kefen parası diye sakladığı o dolarları bozdurttular. Ne oldu? Dolar düştü mü Sayın Erdoğan? Dolar düştü mü Sayın Damat? Ve bu hazin tabloyu da yine Türk kamuoyunun dikkatine, ahlakine sunuyorum. Devam edeyim. Maske dağıtım olayındaki tüluat tiyatro devam ediyor. Hala bir maskeyi dağıtamadılar. Evet evet, aradan onca zaman geçti. Bir devlet maskeyi bile dağıtamıyor ise o yapıya, o organizasyona kusura bakmayın devlet bile denemez. Ne demek yani? Bir karar alıyorsunuz, uygulayamıyorsunuz. Efendim önce PTT dediler. Yok efendim
efendim eczaneler asla olmaz dediler. Sonra eczanelere döndüler. Yok vatandaşlık numarası falan filan dediler. Etrafıma, çevreme bakıyorum. Telefonuna efendim o kod numarası filan yok, alamayan insanlar var. Parayla da maske satılmıyor. Hülasa şu basit maske işini bile ellerine, yüzlerine, gözlerine bulaştırdılar. Tıpkı Sara Hastanesi olayında olduğu gibi İstanbul'da 2 milyar dolara mal olacak. Efendim o pisti harap ettiler Atatürk Hava Limanı'nda. Hastane kuracaklarmış. Yani ne zaman, hani nerede? Ya 2 aydır, 3 aydır koronavirüs var. Daha bunlar pisti yıkıyorlar. Yıkmakla meşguller, yapmakla değil. Oysa hep söyledim, daha önceki videomda aktardım. İstanbul Atatürk Hava Limanı altyapısıyla, havalandırmasıyla, her şeyiyle hazır. Efendim oradaki fuar alanları hazır. Bir hafta da oraya yerleşmek mümkün ama hayır, illa da Rönesans yapacak. Ne içmezse o Rönesans, saray inşaatçısı aynı zamanda, ona ihale verdiler. 45 gün olacak mı, olmayacak mı? Bir de o yerde niye, anlamak, kavramak mümkün değil değerli seyircilerim. Tabii Tayyip Erdoğan geçen gün çıktı, övündü. Dünya Sağlık Örgütü bizi örnek seçti dedi. Bir hafta sonra aynı Dünya Sağlık Örgütü Türkiye çok kötü gidiyor diye açıklama yaptı. Sayın Erdoğan, iyi açıklıyorsun da Dünya Sağlık Örgütü'nün çok kötü gidiyor açıklamasını niye görmezden geliyorsun? Propaganda ile olmaz Sayın Erdoğan. Devam edelim. Maalesef Türkiye bu süreçte hakikaten yakıyor, yıkıyor, kurumları idiş ediyor. Efendim, devletin hazinesi yere serilmiş durumda, tam bir yıkım tablosu, adeta Osmanlı'nın son dönemlerini, son günlerini çağrıştırıyor Türkiye manzarası, Türkiye fotoğrafı. Hem içeride hem dış politikada tamamen algıya dayalı, tamamen propagandaya ve sopaya, korkutmaya dayalı bir rejim. Bir son başlığım var, köy enstitüleri. Bakınız, Türkiye'de Türk milliyetçileri ve muhafazakarların doğru anlamadığı bir olay var. İtiraf edeyim, ben gençlik yıllarımda ben bile doğru anlamamıştım ama bugün kavruyorum ve o fikirlerimden vazgeçtim. Ne midir o köy enstitüleri olayı? Köy enstitüleri çok büyük bir proje idi Türkiye için ama bu muhteşem, bu mükemmel proje emperyalizm tarafından, evet, Amerika Birleşik Devletleri CIA tarafından, İngiliz emperyalizmi MI6 tarafından Türkiye'de dinciler kullanılarak, tarikatlar kullanılarak, bas ve propaganda ortamı yaratılarak, kamuoyu baskısı oluşturularak, vay efendim din düşmanı dediler, vay efendim komünist kuruluşlar dediler, vallahi yalandı, billahi yalandı ve köy enstitüleri Cumhuriyet'in, Atatürk'ün o aydınlanma meşalesinin hakikaten en önemli adımlarından biri idi. Türk toplumu bunu anlayamadı. Türk aydını da bunu anlayamadı. Maalesef, maalesef kar olarak söylüyorum, bu köy enstitülerini bile CHP'nin son günlerinde CHP'ye kaldırttılar. Onlar o yapılan propagandalara yenik düştüler. Sonrasında Demokrat Parti onlara yok komünist yuvası, yok dinsizler, hiç alakası yok. Köy enstitüleri eğer varlığını sürdürseydi Türkiye'nin bugün çehresi çok daha farklı olur. Anti-emperyalist bir çizgide üretimin zirvesinde olurdu. Bu benim 40 yıllık birikimlerimin bakiyesi. Geldiğim nokta, sonuç bu. Bizi izlemeye devam edin.